Gün Aysın'da yeni bir konuğumuz var. Kim mi? Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Görüşemedik, uzun zaman oldu. Evet. Seçimden seçime görüşür hale geldik galiba. yok, aslında öyle değil tabii, bu Ankara'ya gitkenler evet, oldu. Evet. Gündem çok sıcaktı. Gündemin gereği de hani biliyorsunuz bir kirli savaşın içerisindeyiz. Buna bağlı yerel dinamikler çok fazla. Bir de benim özelimde ilçelerde çok yoğun çalışmalar oluyor. O yüzden böyle bir şey oldu. Hani eğer özür dilememiz gerekiyorsa özür diliyoruz. Estağfurullah, olur mu? Özlediğimiz ama için bu önemli. Az önceki konuğumuzu izlediniz mi bilmiyorum. İzledim, evet, kısmen yani izledim. Yani sektörü ilgilendirdiği evet. için sizinle bağlantılı. Evet, izledim. Ama çok şikayeti yoktu Yıldırım Bey'in koyun ve keçi yetiştiricileri olarak. Hatta ben saman yurt dışından bile geldi. Yani ülke bunları yaşadı, bunları gördü dediğimde. Dedik ki olur bazen böyle şeyler. Şimdi de yurt dışından çoban getireceklermiş Türkiye'ye. Evet, çok şaşırtıcı geldi yani. Türkiye'de bu kadar işsiz insan varken. Tabii bugün siyaseti konuşuruz ama öncelikle bugün bir basın açıklamanız var. O mesajı görünce dedik ki bakalım neymiş bu? Evet, teşekkür ederim. Önemli. Biliyorsunuz Bursa Ova Akça'da doğalgaz çevrim santrali var. Evet. 1998 yılında devreye giren bir santral bu. Doğalgaz ham maddeli olarak elektrik enerjisi üreten bir tesis. Çok önemli. Hani bugün Bursa'nın bütün enerjisini karşılayabilecek güçte. O derece. Evet, 1400 megawatt, 12.480 gigabayt gücünde bir santral. Bu santral özelleştirme kapsamı içerisine alındı. 2003 yılında çıkan bir yasayla birlikte özelleştirme kapsamı içerisine alındı. Temmuz 15'te ilgili duyurular yapıldı. Aslında 15 Ekim, yani bundan birkaç gün sonrasına kadar son tekliflerin verilmesi gerekiyor idi. Ama bir ay daha geciktirdiler. Gerekçesini bilmiyoruz. O yüzden bu termik santralin özelleştirilmesine dair itirazımızı ortaya koyacağımız bir basın açıklaması yapacağız. İtiraz ediyoruz, istemiyoruz. Neden? Bir, elektrik artık yaşamımızın her alanında. Şu anda bile burada elektrik olmadan halkımızda bulaşamayız. Yaşamımızın her alanında enerji. Bunu hep söyleriz. Enerji, gıda ve su gelecek yüzyılların, bin yılların, dünya tarihinin en önemli unsurları ve yaşam alanları olarak kalacak. Peki enerji nedir? Elektrik nedir? Elektrik insanımızın bir ihtiyacıdır ve stratejik bir alandır. Enerji stratejiktir. Doğal olarak da doğal gaz çevrim santralimiz de stratejiktir. Neden? Bir, bu santralin bazı özelliklerinden bahsetmemiz gerekir. Buyurun. Bu devlet eliyle üretim yapan bir santraldir. Birincisi bu, devletindir. Yani halkındır. Halktan giden vergilerle yapılmış bir santraldir. Kapasitesini söyledim. Bursa'nın bütün enerjisini karşılayacak, Türkiye'nin de %6 enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitedir. Toplam enerjisinin, tüketilen enerjinin, üretilen enerjinin %6'sını karşılıyor bu santral. 3, çok önemli bu. Enerji piyasasını regüle eden, düzenleyen bir santraldir. Şu anda özelleştirme yapılması istenen santral, enerji fiyatlarının Türkiye'de yükselmemesi için önemli bir misyon, sorumluluk üstlenmektedir. Çünkü özel sektöre devrettiğiniz andan itibaren onun kontrolünü yapma şansınız yoktur. Bir, piyasayı denetliyor. İki, emre amade denen bir sistem vardır elektrik piyasasında. Şudur, olası arızalar orası diğer aktif santrallerde herhangi bir arıza nedeniyle ani elektrik kesintilerinde direkt devreye girme özelliğine sahip bir santral. En büyük özelliği bu. Interconnector sistem denen bir sistem bu. Sisteme enerji veren diğer santrallerde bir arıza olup elektrik kesintisi olduğu anda doğrudan sisteme giren çok önemli santrallerden bir tanesidir.
O yüzden elektrik güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Ve 50 Hz konumunda sürekli stabil kalmalıdır. Ne demek istiyorum? O sisteme girerken ve çıkarken bir enerji yükünün olması lazım. Evet. O yüzden sürekli çalışır vaziyettedir. Hı-hı. O nedenle de devlete pahalıya mal olan bir santraldir. Net şöyle anlatayım. Özelleştirme gerekçesi bu. Hayır. Özelleştirme gerekçesi kesinlikle bu değil. Onu söyleyeceğim. Peki. Normalde 15-16 kuruşa biz elektriği kullanırken 2014 yılında bugünkü fiyatlarla söyleyeyim 30 kuruşa mal oluyor elektriğin fiyatı. Gerekçesi de işte bu emre ama emade dediğimiz. Yani ihtiyaç olduğu anda devreye gireceğinden dolayı sürekli sıcak tutulan, sürekli bir yakıt sarf eden ve o yüzden maliyeti olan bir santral bu. Evet. Ama şöyle düşünelim. 3 Mart tarihinde yaklaşık 24 saat elektriğimiz kesildi. Evet. Eğer 3 Mart'ta bunun gibi santraller olsaydı ve devreye girseydi o bir günlük zararımız olmayacaktı. O günkü zararımızı hala açıklayamadılar. Ve 5-6-7 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Doğrudur yanlıştır. Resmi bir rakam açıklama olmadığı için biz söylenenlerden yola çıkıyoruz. Evet. Şimdi 5-6 milyar dolarlık bir zararı 24 saatte bu memleket yaşıyorsa böyle bir santralin önemini bir kez daha ortaya koymamız gerekiyor. Yine bu santral için çok çok önemli olan bakın Bursa Marmara bölgesi, sanayi, ticaret, konut alanı bölgesi. Çok yoğun enerji ihtiyacına uygun bir bölge ve bunun bütün kritik anlarında bu kapasitenin kullanılması lazım. Bu açıdan çok önemli. Yani Marmara ve Bursa için ayrıca bir önemi var burasının. Hı hı. Kaldı ki enerji kapasitesi, kullanım kapasitesine bir kavram vardır. Normalde 60-70 kapasiteyle çalışır bu tür santraller. Ama bu santral %96'ya kadar kullanım aktivitesi, rantabilitesi yükselen bir santral. Bu kadar da verimli bir santral. Bu açıdan da bakıldığında ciddi anlamda önemli, stratejik bir santral konumunda. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, yan yana koyduğumuzda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Neden devlet bunu özelleştiriyor? Evet. Biliyorsunuz, devletin külfeti mi var? Özelleştirmeyi açmak lazım. Özelleştirmeyi şunun için yapıyoruz diyorlar. Diyorlar ki daha verimli olsun diye yapıyoruz diyorlar. Rekabet sistemini geliştirip tüketiciye daha ucuz elektrik olsun diye yapıyoruz diyorlar. Daha rahat, daha ulaşılabilir bir elektrik olsun diyorlar. Santral yapımlarını, hatların yenilenmesinin tümünü özel sektör yapsın diyorlar. Şimdi şöyle bir bakalım. 2002'den bugüne kadar. Sokakta soruyoruz. Kendimiz yaşıyoruz. İş yerimizde kullanıyoruz. Ailemizde kullanıyoruz. İş hayatımızda kullanıyoruz. Sizler bu stüdyolarda kullanıyorsunuz. Elektrik faturalarımızda hiç azalma gördünüz mü? Tam tersi. 24 saat bu ülke elektriksiz kaldı. Bir resmi açıklama var mı? Daha fazla insan istihdam edildi mi? Daha güvenli, daha sürdürülebilir bir enerji modeli var mı? Hayır. Bunun özelleştirilmesinin tek bir nedeni var. Maalesef siyasal iktidar bu ülkenin çok önemli bütün kurumlarını tek tek özelleştirdi. Bunların bir kısmını yatırım yapıyorum dedi. Bir kısmını kendi yandaş şirketleriyle çok iyi bir şekilde paylaştı. Özelleştirmede en çok söyledikleri rekabet sistemini yaratıp daha kaliteli, daha erişilebilir ve daha ucuz enerji sağlayacağız modeline baktığınızda ortada ne daha kaliteli bir enerji görüyorsunuz, ne sürdürülebilir bir enerji görüyorsunuz, ne de daha ucuz bir enerji var. O zaman ne var? Böyle bir düşünce olduğunda ne olması gerekir? Enerjinin farklı şirketlere yayılması gerekir. Evet. Oysa 10 yıllık bir özelleştirme politikaları sonucu şuna bakıyoruz. Enerjinin 3 ayağı var. Bir, üretim.
İki, dağıtım, özellikle ve işletim. Bunların ne olması lazım? Her birinin farklı farklı şirketlerde birbirini denetleyen, birbirini otokontrolle kontrol eden ve rekabeti yaratıp daha aktif, daha üretken ve daha ucuz bir enerji ortaya koymak lazım. Yani özelleştirmenin temel gerekçesini böyle söylemekteler. Oysa bakıyoruz, şu anda enerjinin %60'ı 2 veya 3 şirketin elinde. Ve şu andan itibaren de geçmişten bugün olduğu gibi bundan sonra da hem üretimini alan farklı şirketler kuruyorlar ama aynı yere gidiyor. Evet. Bohça aynı, evet. Kasa aynı ama şirketin adı bu dağıtım şirketi, bu üretim şirketi, bu işletme şirketi diye ama hepsi aynı yere gidiyor. Yani ortada bir gerçekten özelleştirmenin gerekçelerini yerine getirebilecek bir özelleştirme modeli de yok. %60 şu anda enerji 2 veya 3 şirketin elinde. Şimdi 2 veya 3 şirket hem üretimini, hem dağıtımını, hem işletmesini elde tutuyorsa kimle rekabet edecek? Daha kaliteli enerjiyi kimden alacağız? Daha ucuz enerjiyi kim verecek? Rusya mı? Rusya mı? Teşekkür ederim. Çok doğru. Sonuç. Ova Akça doğalgaz çevrim santrali halkındır. Bursalılarındır, Türkiye'nindir. Özelleştirme yapılarak satılmak istenen bu santral bir, emeğe saygısızlık ve emeğe hakarettir. İki, halkın olan bir santralin yandaş şirketlere ve siyasal iktidara rant sağlaması için yapılmaktadır. Üç, yoksullaşma demektir. Dört, daha pahalı enerji demektir. Beş, bu halkın tekrar sömürülmesi demektir. Altı, bu halkın sırtından kazanılan, elde edilen vergilerin, gelirlerin şirketlere peşkeş çekilmesi demektir. Bakın bu santralin 2019 yılına kadar devlet tarafından enerjisinin alma garantisi var. Oo, 2019. Güzel. Şimdi sattığınız santralin enerjisini almak zorundasınız. Alacaksınız. Ne güzel. Ama 2019'a kadar bunu sattığınız andan itibaren ya da daha sonrası içinde bu enerji santrallerini emre amade kullanamazsınız. Ne demek istiyorum? Hani diğer santral çalışmadığında, santraller çalışmadığında, bu devreye giriyor. Elektrik kesintisi olduğunda hangi sistemi devreye sokacaksınız? Özel sektör sanıyor musunuz ki hem sıcak tutacak, hazır hale getirecek, hem de onu çalıştırmayacak, elektrik satmayacak, olası risk anında bunu devreye sokacak. Böyle bir şeye inanmamız mümkün. Ne yazık ki değil. Ne yazık ki değil. İşte bütün bu pencerelerden baktığımızda Ova Akça termik santrali çok önemlidir, çok stratejiktir. Kesinlikle özelleştirilmemesi gerekir. Bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaşlarına vereceği yeni bir ikramdır. Peki, yeni bir kar payıdır. Kaç kişi biliyor Bursa'da bunun olacağını? Ben tabii hiçbir akademik odadan böyle bir açıklama duymadım. Şöyle, hani akademik odaların elektrik mühendisliği odasının uzunca bir sürede bir çalışması var bu konuda. Muhtemelen onlar da bugün bir açıklama yapacaklardı. Ne zaman olacak satış? Satış tarihi belli değil. Ha, tamam. Şu anda sadece 10 Ekim, 15 Ekim'e kadar teklifleri bekliyorlardı. Teklifler anladım. Gelecekti. Ama bunu bir ay ertelediler. 16 Kasım'a. Muhtemelen seçim de var. Seçimi de öngördüler. Yükselen bir muhalefeti de görecekler. İşte maalesef hani devletleşmiş bir siyasal yapı. O siyasal parti kendi yapısına göre Türkiye'nin bütün var olan zenginliklerini yönetiyor, idare ediyor, disipline etmeye çalışıyor. Elektrik Mühendisleri Odası'nın bugün bir açıklaması olacaktı. Ama bizim açıklamamızı duydukları için ertelediler. Çok ciddi, çok önemli bir çalışmaları var. Ben hani elektrik enerjisini ya da elektrik mühendisi biri değilim. Bu anlamda hani bütün elektrik mühendisi arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Rakamlarımda bir eksiklik, bir yanlışlık ifadelerimde olursa da özür diliyorum. Ama bu siyasal bir meseledir. Evet. Çünkü özelleştirme bu ülkede taşeronlaşmanın yeniden daha fazlalaşması demektir.
Özelleştirme demek bizim için bu ülke kaynaklarının ve bu halkın tekrar sömürülmesi demektir. Ve kendi kazanımlarının yok edilmesi demektir. Bu anlamda önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz. Bu bir siyasal sorundur. Yani Türkiye'nin enerji risklerini, bakın enerji üretimine çok büyük katkısı vardır, söyledim. Bursa'nın bütün enerjisini taşıyacak, üretecek nitelikte bir santraldir. Emre amade olduğu için kritik durumlarda devreye girme özelliği taşıyan ve bu anlamda teknolojisi çok gelişmiş bir santraldir. 3 Mart'ta yaşanan sorun buradan kaynaklanmamaktadır. Bu devreye girmiştir. Ama Türkiye'de diğer emre amade diye düşünülen santraller devreye girmediği ve elektrik hatlarında arıza olduğu için bu da işlevsiz hale gelmiştir. Oysa çok önemlidir. Evet, burada belki bir zarar gibi duran, zarar gibi gösterilen bir santral vardır. Ama kesinlikle öyle değildir. 1 Mart, 3 Mart'ta yaşadığımız bir günlük elektrik kesintisi bu santralin belki de 10 yıllık getirisini elde edecek kadar bir zararı ortaya koymuştur. Bu nedenle buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kamuoyunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Kamuoyunu büyütmeye çalışıyoruz. Sizler aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Önemli. Bu anlamda hem sizin şahsınızda hem Line TV çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Çok önemli. Biz sesimizi halka yeterince duyuramıyoruz. Anlatamıyoruz. Ve halk maalesef olayları bilmiyor. Ancak başına geldiğinde neden bu elektrik faturası bu kadar kabarık diyor. Ya artık elektrik faturaları, telefon faturaları ve su faturalarından maaşımızın yarısı gidiyor demeye başladılar. Ama işte bu, bilin ki özelleştirme demek şudur. Kim olursa olsun özelleştirme yoluyla elektrik santrali, fabrika ne olursa olsun, neyi alırsa alsın hiçbir iş adamı kâr etmek için, zarar etmek için veya halkın daha ucuz elektrik alması için bunu yapmaz. O daha çok kâr etmek için bunu yapar. Özelleştirme kârdır. Öbür tarafı da sömürüdür. Biri kar ettiğinde diğeri de bundan zarar edecektir. İşte bu bağlamda baktığımızda hani hakkını yememek lazım. Ben Elektrik Mühendisleri Odası'nın kaynaklarından yararlandım. Şu anda elimde onların da hazırlamış olduğu ciddi bir rapor vardır. Hı. Aynı zamanda elektrik çalışanlarından bu bilgileri aldım. Hı. Onların da çok önemli bilgileri mevcuttur, buradadır. Sanıyorum birkaç gün içerisinde TUMOBA bağlı Elektrik Mühendisleri Odası da bu konuları geniş bir açıklama yapacaktır bütün detaylarıyla. Konu çok geniş, çok büyük ama ben hani toplumun dikkatini çekmek adına bunu özellikle gündeme getirdim. Bugün de birazdan gideceğim o Vahapça Termik Santrali'nin önünde bu açıklamayı yapacağım. Kısaca şunu söylüyoruz. O Vahapça Termik Santrali halkındır. Bursalılarındır. Dolayısıyla da devletindir. Satılamaz. Çünkü bizim elektriğe ihtiyacımız var. Orası elektrik üretiyor. Çünkü biz elektrik kesintisi istemiyoruz. Çünkü elektrik kesintilerinin olacağı anda devreye girme özelliğine sahip. Çünkü biz daha fazla taşeronlaşma istemiyoruz. Kaldı ki biz taşeronlaşmayı yok etmek isteyen bir anlayışımız var. Çünkü biz elektriğin ucuz almak istiyoruz. Özel sektör daha ucuz elektrik bize vermeyecek. Bu şu anda piyasanın %30'unu etkilediği için, kamunun elindeki santraller piyasanın %30 enerjisini elinde tuttuğu için elektrik fiyatlarını da dengeliyor. Bakın 2016'da yılından itibaren elektrik borsası oluşacak. Tabii. Bu elektrik borsası demek aynı petrolde olduğu gibi piyasanın günlük değişimi anlamına gelecek. Israrla istenen bu. İşte devletten de bu isteniyor. Şirketler bunu istiyor. Bir an önce elektrik piyasasından çıkın. Biz istediğimizi yapalım. Sağ olsun siyasal iktidar da aynen onların istediğini emirleri gibi yerine getiriyor. Ve kamuya ait bütün kurumları tek tek satıyor. Özellikle hidroelektrik, termik ve oranelli termik santralini biliyorsunuz. Evet. Bunca mücadeleden sonra özelleşti. Şimdi burası özelleşiyor ve 2016 yılından itibaren de bu elektrik piyasası kurulduğunda merak etmeyin, kimse bu ülkede daha güvenli, daha ucuz elektrik alamayacak, daha pahalı, daha riskli bir enerji alma olanağımız ancak ve ancak olacak. O yüzden bütün bunların dikkatini çekmek, kamuoyu oluşturmak, halkımıza bunları anlatmak için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizler bunu yerine getiriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bu anlamda önemsiyoruz bunu. Peki, yani Bursa bir sanayi kenti, 13 tane sanayi bölgesi olan bir kent. Hiçbir sanayici bundan haberdar mı? Buna tepki koyan sanayici var mı? Size ulaşan var mı? Bize gelen yok ama belki size gelen vardır. Bize gelen yok. Kanımsarsanız ben Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde DOSAP Termik Santrali kurulmak isteniyor. Evet. Bunun
Chat raporu almışlar bildiğim kadarıyla. Evet, alındı. Bununla ilgili ben açıklamalarımı yaparken özellikle işaret etmiştim. Bakın, buraya bu kadar masraf edeceksiniz. Bu kenti kirleteceksiniz. Yeraltı suyunu kullanacaksınız. Sera gazını arttıracaksınız. Yani bütünüyle çevreye zarar vereceksiniz. Bunu yapacağınıza hazır orada gerçekten çok iyi teknolojiyle yapılmış. Gerçekten kapasitesi çok yüksek. Gerçekten Bursa'nın bütün sanayi ve konut, ticaret bütün enerji ihtiyacını karşılayan muhteşem bir santral var. Bunu değerlendirin. Devlete destek verin. Oturun, konuşun, bundan yararlanın. Bunu rantabül hale getirin. Çok yüksek performansı olan, çok yüksek çalışma kapasitesi olan bir santral. Bunu işleme geçirin dedik. Ama muhtemel ki onlar da kendi tedbirlerini alıyorlar. Çünkü o Vakça'da özelleştiği zaman gerçekten onlar daha da pahalı enerji alacaklarını biliyorlar. Zenginler bilir. Onlar her konuda bilgi sahibidirler. Alternatif olarak dedim ya, devlet alternatifini üretemeyince onlar kendi alternatiflerini üretme çabasındalar. Ama bu kentin zenginleri, sanayicileri, iş adamları, halkı hepimiz. Tabii Bursa'ya yani. Bunu yapmayalım. DOSAB'ı oraya kurmayalım ama bu elektrik santraline de sahip çıkalım. Bunu da özelleştirtmeyelim. Buradan hem ucuz elektrik enerjisi alsınlar, çok uzak bir mesafe değil, buhar enerji ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirler Demirtaş Sanayi Bölgesi'nin. Bu yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Lütfen bir kez daha elimizi vicdanımıza koyup yani gerçekçi düşünelim. Bir daha bir başka Bursa yok. Hatta bir başka Türkiye yok. Hatta daha ileri gideceğim. Bir başka dünya yok. Kesinlikle. Bu dünyanın en canavar yaratığı galiba bizler olmaya başladık. Vallahi bu güzelim dünyayı ne yazık ki. Amerikalılar biliyorsunuz Mars'ta su arıyorlar. Bulmuşlar da. Bulmuşlar da. Biz maalesef kendi elimizdeki suyu, toprağı, havayı kendi elimizde talan ediyoruz. O yüzden hani son sözde belki söylemek gerekir. Biz enerji santrallerinin özelleştirilmesine sonuna kadar karşıyız. Neden? Özelleştirme yeni bir sömürü düzenidir. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi yandaşlarını zengin etmek ve bu ülke kaynaklarını birilerine peşkeş çekmek için özelleştirmeyi yapıyor. Kendi yandaşları kazanacak ama bugüne kadar olan bütün özelleştirmeler gibi halkımız kaybedecek. Bizler kaybedeceğiz. Her yerde milli irade diyen, her yerde canı sıkıldığında referandum diyen hem yerel iktidarları hem de genel iktidarı, Enerji Bakanlığı'nı evet Bursa'da referandum yapsın iki şekilde. Bir tanesini DOSAB Termik Santrali üzerinden yapsın, bir tanesi de Vakça Termik Santrali üzerinden yapsın. Bu referandumda eğer Vakça Termik Santrali bütün detaylarını bilimsel olarak anlattıktan sonra halk satalım diyorsa satalım. Demirtaş Organize Sarayı Bölgesi'nde kurmak istenen DOSAB Termik Santrali'nin eğer halk kurulsun istiyorsa kuralım. Ama bu memleketin, bu kentin insanına zulmü yapmayalım, bunu yapmayalım, doğasına, suyuna, havasına zarar vermeyelim. Ama özelleştirme tabii sömürüdür, özelleştirme yoksulluktur, özelleştirme emeğe saygısızlıktır, özelleştirme taşeronlaşmayı ve insanı yok saymaktır. Özelleştirme ölümdür. Soma'da olduğu gibi. Ne yazık ki. Tabii şimdi elektriğe geri dönersek eğer çok fazla elektrik dağıtım şirketleri oluştu Türkiye genelinde. Ve az önce hani sanayici ve iş adamlarından bahsettiğinizde onlar zaten bunlarla kontak halindeler. Birçoğu elektriğini onlardan alıyor tükettiği elektriği. Evet. Tabii ki pazarlıklar sonucu istediği rakamları. Ama şimdi sen ben sokaktaki vatandaşın böyle bir şansı yok. Gidip pazarlık edemiyorsunuz. Ve geliyor mesela özel şirketler. Ben birkaç kez tanık oldum. Bir sürü sizin önünüze şeyler koyuyorlar, alternatifler koyuyorlar ama o kadar çok şey istiyorlar ki onları gerçekleştirmeniz mümkün olmadığı için onlardan elektrik almanız da zaten mümkün değil. Öbür taraftan yoksul vatandaş faturasını ödeyemediği için elektriği kesiliyor. Hem de çok kısa sürelerde. Önceden TEDAŞ vardı biliyorsun. Dolayısıyla hani bir ay sonraki fatura, iki ay sonraki faturada elektriğiniz ödemezseniz kesilirdi. Şimdi 3 günde kesinti uygulanıyor ve faturalara 20 lira yansıyor. Evet. Açma kapama bedeli. Tabii. Bu suda da böyle. Elektrikte de böyle. Yani 80 liralık fatura bir anda 100 lira olarak karşınıza çıkıveriyor. Şimdi hem fazla fatura ödemek bu kesintiler yüzünden hem de pahalı elektrik üretmek ve bunu tüketmek vatandaş kim ister ki? Ama vatandaşın kaç tanesinin haberi var? Evet. İşte mesele bu. Hatırlarsanız şöyle bir şey olmuştu.
bu kayıp kaçak meselesi üzerinden bir vatandaşımız dava açtı. Evet. Davayı kazandı. Ne yazık ki hemen arkasında Enerji Bakanlığı yeni bir yönetmelik çıkartarak kayıp kaçak meselesine başka bir formül uydurdu. Böylece yine halkın sırtından kayıp kaçak meselesi yine halka yansıdı. İşte değişen bir şey yok yani. Tabii onu söylemeye çalışıyoruz Aysun Hanım. Yani tamamen aynen söylediğimiz bunlar birer politik anlayışlardır. Yani sizler yüzünüzü halkınıza dönmek istiyorsanız bunların tedbiri var. Yani halkla pazarlık değil, şirketlerle pazarlığı, şirketlerle mücadeleyi siz yaparsınız. Evet. Kimin için? Halkınız için. Halk kim? Devlet demektir. Halk kim? Milli irade. Hani milli iradeden yanaydınız? Hani milli irade çok önemli? Kaldı ki bu ülkenin anayasasında sosyal devlet yazıyor. Canım, milli iradenin tercihi biliyorsunuz 7 Haziran'da hayata geçmedi. Geçemedi yani. Yine milli irade deyip şimdi 1 Kasım sandıklara gitme çalışmaları yapılıyor. 1 Kasım'da da istenilen sonuçlar çıkmayınca ben merak ediyorum nasıl bir yöntem ve nasıl bir tercih gelecek diye. Hakikaten merakla bekliyorum. Şöyle 7 Haziran şuydu. 7 Haziran çok açık. Yani AKP tek başına iktidar olmamanın kendisi için kabul edilemez olduğunu gördü. Tek başına nasıl olur da iktidar olmadım diye halkı suçladı ve itiraz etti. Bir de Cumhurbaşkanı olmaz böyle bir şey dedi. Bu bir yanlış oldu. Halkımız yanlış yaptı dedi. O yanlışı düzeltmesi lazım dedi. Yani birinci parti AKP çıkmazsa, Cumhurbaşkanı da kendi başkanlık sistemini garantiye almazsa onlar için milli irade olmuyor. Yani onların lehine çıkarsa milli irade, onların lehine çıkmazsa milli irade değil. Biz çok açık ve net bir şekilde biliyoruz ki, çok açık, Cumhurbaşkanı bu seçimin tekrarlanmasının birinci gerekçesi ve nedenidir. Kendi izzet ve ikbali için çok net, çok açık, her boyutuyla zaten işte terör meselesinin de aslında özünü içini araştırdığınızda bu 7 Haziran'da birçok bağlantısının ortaya çıkacağını göreceksiniz. İşte Akdoğan çok net bir açıklama yaptı. Siz artık dedi barış sürecini ancak sinemalarda, filmlerde görürsünüz dedi. Müezzinoğlu 400 milletvekili vermediniz. Ondan böyle mı başladı oldu dedi. Yani çok net kendileri itiraf ettiler. Arınç da çok açık bir şekilde söyledi. Biz aslında koalisyonun kurulmasını istedik ama koalisyonun kurulmasını istemeyenler yanlış yaptı. Çok açık bir şekilde de ifade etti. Ama ben şuna inanıyorum. 1 Kasım daha sandığa gidecek halkımız bütün bunları görüyor ve biliyor. Ve çok açık bir şekilde hani sokaktayız. Biz neden bu koalisyon kurulmadı biliyoruz diyorlar. Evet. Bence 7 Haziran'ın çok önemli bir şeyi vardı. Çok önemli. 12 Eylül yasasından kalan %10 barajını bu halk ilk kez, uzunca bir zamandır ilk kez seçimde demokrasinin bir parçası olan, bir aracı olan, bir parçası olan seçimle yıktı attı. Kendi iradesiyle 12 Eylül'den kalan %10 barajını yıktı attı. Bu çok önemli. Ben halkın demokratik kazanımlarını geriye vermeyeceği düşüncesindeyim. Başarılı bir seçim olacağını düşünüyorum. Yine halkımız başkanlık sistemine karşı çıkacak. Yine halkımız tek partili dönemi reddedecek. Yine halkımız demokrasiden yana olacak. Bize şunu dediler. Ya biz işte şeyi söyledik. Dedik ki emekliye şunu vereceğiz dedik. Asgari ücret şunu yapacağız dedik. Ya nereden bulacaklar, alacaklar? Biz doldurduk, onlar boşaltacaklar diye böyle kaynak meselesi yaptılar. Evet. Bir baktık, iki gün önce program açık. Biz 30'unda açıkladık biliyorsunuz. Onlar ayın 4'ünde açıkladılar. Evet. Bizimkini kopya çekmiş, ortaya koymuşlar. Bir adama sorarlar, yani 13 yıldır elinizi tutan mı vardı? Vardı, niye vermediniz? Niye yok dediniz? Yapamaz, şimdi niye var diyorsunuz? Böyle acayip bir durum. Ben halkımın bunu gördüğünü düşünüyorum. Hani çok konuyu dışarıya çıkarmadan son söz olarak şunu söylemek isterim. Şundan çok eminim. Çok net. Ben söylemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri siyah renkli beyaz adam söylüyor. İngiltere, Kanada, Avrupa Birliği, yani Rusya, ya maalesef Esad bile söylüyor. Artık bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi ve mevcut Cumhurbaşkanı yerinde durmayıp siyasete karıştığı sürece bu ülkeyi ne ekonomik olarak kalkındırabilirler, ne sosyal refah getirebilirler, ne toplumsal barışı sağlayabilirler, ne de hakikaten hukuk devletini
insan hak ve özgürlüklerini, bireysel hak ve özgürlüklerini hayata geçirebilirler. Bu bitmiştir. Bu çökmüştür. Halkımız bunun büyük bir kısmı bilmektedir. İki temel nedenle korkmaktadır, korkutulmaktadır. Çünkü tedirgin ediliyor halk. Tedirginliğin nedeni korkutmaktır. Korkutmak demek halkın kendi inisiyatifini kullanmaması demektir. Bir, terör meselesi üzerinden halk korkutulmaktadır. Savaş ortamına çekildiği için korkutulmaktadır. İki, borç yükü nedeniyle A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkes borç yükü altında ezildiği için ekonomik nedenler nedeniyle korkutulmaktadır. Bu halk bunlara prim vermeyecek. Ne bu borçların ne de bu savaş ortamının AKP iktidarında gitmesinin imkanı yoktur. Ancak farklı bir iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olduğu bir iktidarın bu meseleleri çözebileceğine inanıyoruz. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Basın açıklamanız biz, var diye daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet, ben bir iki açıklama yapmak isterim müsaade ederseniz. Buyurun. 11 Ekim saat 17.05'te Gökdere Bulvarı'nda, Gökdere Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla seçim mitingimizi yapacağız. Yine aynı gün saat 15'te set başından heykele Artvin'de maden istemiyoruz, Artvin dağları bizimdir diyen Artvinlere Bursa'dan destek vermek için Bursa'dan Artvin'e sesleniş yürüyüşü düzenlenecek. Mahfelden heykele, heykelde basın açıklaması yapılacak. Hı hı. İki şey çok önemli. Bir de tabii 10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği, Türkiye Tabipler Birliği, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, siyasal partilerle birlikte barış mitingi, barış yürüyüşü yapılacak. Ankara'da sanıyorum onunla ilgili de yarın bir basın açıklaması yapılacak. Cumartesi ve Cuma gecesi özür dilerim arabalar kalkacak. Ankara'da büyük bir halk mitingi. Biz savaş istemiyoruz. Dostluk, kardeşlik dayanışmasını sürdürmek istiyoruz. Kimseyle bir hesabımız yok. Bu ülke barış için mücadele etmeli diye bir barış yürüyüşü yapılacak. Bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna, Bursa halkımıza anlattım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, ne diyelim? Sevgili izleyiciler, barış dolu, sağlıkla yaşayabileceğimiz yeni bir Türkiye'de tekrar yarın sabah size günaydın diyebilmek umuduyla. Hoşça kalın, esen kalın.